Merhaba dostlarım. Mehdilik konusunu biraz irdeleyelim istedim. Hemen hemen bütün semavi dinlerde bir inanıştır. Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de, İslam'da da. Pagan dinlerinde de bu inanış vardır. Hinduizm'de, Budizm'de, hatta antik Yunan inanışında bile. Peki Mehdi diye bir varlık, bir canlı, bir yaratık gerçekten var mıdır? Yoksa bir bilgisi olmayan cahil insanların inançlarını sürer mi? Kerim'de Mehdi ismi geçer ama hidayet üzere anlamına gelir. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir varlıktan, bir yaratıktan, bir canlıdan bahsedilmez. Mehdi inancı Hinduizm'de çok yaygındır. Hani kıyamete yaklaşıldığında ahlaksızlık tavan yapacak, insanlar birbirine karşı saygısı kalmayacak. Peki sizlere şöyle bir soru soralım. Pagan dinlerin inancıyla, beğenmediğimiz Hristiyanların inancıyla, Yahudilerin inancıyla, Müslümanların inancı nasıl bir olabilir? Bu yüzyıllardır, hatta belki de bin yıllardır bazı insanların, yukarılarda olan insanların, cahil insanları sömürme aracı olarak oldum olası devam etmektedir. Ben Kur'an-ı Kerim'i baştan sona en az 15-20 defa okumuşum. Şimdi Kur'an-ı Kerim hayatımızda olan o kadar önemli bir olaydan bahsetmemesi mümkün. Şimdi adamların dinini beğenmeyeceksin. Bunlar pagandır, Budisttir, Hinduisttir. Adamların inançlarıyla hatta neredeyse dalga geçeceksin. Pagan dinlerinin, Budizm, Hinduizm, hatta antik Yunan, aklınıza gelen batıl olan bütün inançların hepsiyle neredeyse dalga geçeceksin ama onlarla aynı inancı paylaşacaksın. Bu olacak bir şey değildir. Mehdi ve Mesih inancı Yahudilikte çok yaygındır. Hatta birçoğunuzun bildiği iki başlı kartal diye bir sembol vardır. Bu bir başı Mesih'tir, bir başı Mehdi anlamına gelir. Çoğumuz bunu Selçuklu'nun arması olarak biliriz ama asıl kökeni olarak Yahudilerin armasıdır. Hristiyanlar da aynı şekilde bir Mehdi, bir Mesih bekliyorlar. Sizlere bunu şöyle örneklendirebilirim. Siz denizin ortasındasınız, çırpınsanız yüzme de biliyorsunuz, yüzebileceksiniz ama bir kurtarıcının gelip sizi kurtarmasını bekliyorsunuz. Bu kadar saçma sapan bir inanış olamaz. Yani Allah size peygamberler, kitaplar göndermiş, yol göstermiş, kendinizi kurtarabileceğiniz bütün formülleri göstermiş, siz oturuyorsunuz, bir kurtarıcının gelip sizi kurtarmasını bekliyorsunuz. Yani bu akıl alacak bir şey değildir. Bilgisiz ve cahil olan insanların bunu beklemesi belki biraz doğaldır ama şunu da söylemem gerekiyor, sizin bilgisizliğinizden, cahilliğinizden faydalanarak, sizin kanınızı emerek, paranızı sömürerek, aklınızı, vicdanınızı sömürerek insanlar büyük servetler yapıyor. Siz bunun farkında değilsiniz. Yani sonuç olarak Mehdi diye bir varlık yoktur. Asla gelmeyecektir. Boşuna beklemeyin. Kendinizi kurtarmaya bakın. Allah'ın gösterdiği yoldan gitmeye bakın. Kitabınıza sarılın. Peygamberinizin yolundan gidin.